Bu büyük dağ. Dağın arka tarafı da var yani. Şu anda bir çalışma var mı orada? Yok. Şu anda Gelazlıklar işte. Aman onu şey yapıyorlar şu anda. Oradan izliyorum. Bu da bir maden. Adım Sedat Özçelik. Köyümüzde böyle bir altın rezervinin açılması, iş oranının açılması son derece bizi mutlu etti. İş oranı açılacak, gençlerimiz de iş bulacak. Artık gurbete gitmeyeceğiz. Burada kalacağız. İşimiz olacak, iş oranları olacak. Çok güzel olacak. Mutluyuz, sevinçliyiz. Erzurum ili, Olur ilçesi, Boğazgören mahallesi muhtarı olarak Cafer Özçelik, bugün köyümüzde altın madeninin gerçekleştiğini bütün gazetelerde haberci arkadaşlarımız da buradalar. Şu anda yayınlıyorlar. Bunun gerçek olduğunu hepimiz gördük ve inanıyoruz. Öncelikle ben buradan dışarıda oturan Ankara, İstanbul, Bursa, Erzurum dahil olmak üzere gençlerimize sesleniyorum. İş sahamız açıldı ve açılıyor. Bütün gençlerimizi köye bekliyorum, köyümüze bekliyorum. Doğup büyüdüğümüz yerlere bekliyorum. İşimiz burada, aşımız ekmeğimiz burada, unutmayalım doğduğumuz yeri, köyümüze geri dönelim, işimiz burada gençlerimize verilecek, işsizlik önlenecek. Altın değiştiği şu efendim, biz köylerimizde şöyle her şeyin iyi olacağına inanıyoruz artık bu saatten sonra. En azından en kısa şunu anlatayım sizlere, işsizlik önlenirse göç durur. Köyümüz bir gün 60 tane, nüfusa baktığın zaman yaşlı kesim, köyünde arazisine gidemeyecek olan insanlar artık kalmış. Yani köyde bir şey yapamayacak insanlar, gençler geriye dönerse köyümüz daha güzelleşir. Şöyle diyeyim, ton yani tonunda 4 gram. Kendileri zaten açıklaması da öyle, bugünkü yayınlar da öyle efendim. Köyümüzün üst tarafı yani evlerin üst tarafı bütün o görmüş olduğunuz büyük dağ, altın madeni olarak bütün sahanın içine kalıyor efendim. Üstü. Adım Binali Akbulut. 1947 doğumluyum. 73 yaşındayım. 50 yıl Ankara'da kaldım. 73 yaşından sonra köyüme geldim. Ev yaptım. Köyüme yerleştim. Geldiğimde uğurlu oldu. Hayırlı bir haberle karşılaştım. Köyümüzde güzel bir haber duyduk. İlk defa köyümüzde bir altın madeni bulunduğuna gerçekten çok sevindik. Köyümüzün gençlerine iş kapısı açıldı. Büyük bir ümitle bakıyoruz bu işe. Cenab-ı Allah ülkemize, köyümüze, milletimize hayırlı uğurlu etsin. Sevinçliyiz, gerçekten seviniyoruz. İlyas Karaçağal, ben Ankara'da yaşıyordum. Emekli oldum, köyüme geldim. Yalnız benim köyümüzde bir altın madeni çıktı. Bizim köyümüzün gençleri şanslı. Bizim gibi gurbet ellere gitmeyecekler. Burada köyünde hizmetini yapacaklar, emekli olacaklar. Bunu duyduk, çok mutlu olduk. Allah memlekete, millete hayırlı ve uğurlu etsin. Yasin Özçelik,
Boğazgören Mahallesi'nde oturuyorum. Burada ikamet etmekteyim. 34 yaşındayım. Yapılan araştırmalar sonucu altın madeni tespit edildi. Bu rezerv inşallah çok büyük bir gelişmelerden sonra açılacaktır. Benim gibi genç olan arkadaşlarım var. Bölgemizde işsiz insanlar var. İnşallah arkadaşlarımıza da köyümüze de hayırlı uğurlu olacak. Bundan umutluyuz.